Günlük İngilizcede sıklıkla kullanılan deyimlerimizi öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, that makes to us ifadesindeyiz. Türkçeye çevirdiğimizde bunu al benden de o kadar, ben de ben de aynı şekilde düşünüyorum anlamlarında kullandığımız yapımız arkadaşlar. That makes to us filmlerde sıklıkla bu ifadeyi duyabilirsiniz. Şimdi örnek cümle içerisinde görelim. Evet, ilk örnek cümlemizde diyor ki, His speech in the meeting bothered me a lot. His speech, onun konuşması, speech, konuşma anlamında. Neredeki konuşması? In the meeting, toplantıdaki konuşması. Bothered, rahatsız etti. Kimi? Me, beni rahatsız etti. A lot, çok rahatsız etti. Anlamını verdik arkadaşlar. That makes two of us. Beni de, al benden de o kadar anlamlarını verdik arkadaşlar bu ifademize. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. I think we'll get much bored in this holiday with our father. I think, sanırım, we'll get. Bakın günlük konuşmada bu we will ifadesinin kısaltılmış halidir ve will şekliyle söylenir arkadaşlar. We'll get much bored. Sanırım Çokça sıkılacağız dedi bakın. Nerede? In this holiday yani ta bu e, yaz tatilinde sanırım çokça sıkılacağız. With our father babamızla birlikte. Yani babamız da bizimle birlikte olacağı için bu yaz tatilinde sanırım çokça sıkılacağız dedi. That makes two of us. Al benden de o kadar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bence de durum böyle anlamını verdi arkadaşlar. Evet son örneğimize gelin birlikte bakalım. We don't have any idea about what's going on. Bakın, we don't have any idea dedik. Herhangi e, bir fikrimiz yok, bir düşüncemiz yok. Hangi konu hakkında? About what's going on. Neler dönüyor, neler oluyor? Bu konu hakkında, yani neler döndüğü hakkında hiçbir fikrimiz yok dedik. That makes two of us, al benden de o kadar. Yani ben de aynı şekilde hiçbir fikre sahip değilim neler döndüğü konusunda dedi arkadaşlar. That makes two of us ifaresini öğrenmiş olduk. Bir sonraki deyimimizde görüşmek üzere.